Selamünaleyküm arkadaşlar. Cümlenin hayırlı günler diliyorum. Bugün size nasip olursa bu sabah gördüğüm bir tane uygulamayı hem tanıtım yapmak istiyorum hem de ücretsiz bir uygulama siz de kullanın istifadenizi istiyorum. Çünkü ben gördüm, "A dedim bu uygulama benim ne kadar işime yarar." dedim. Dedim ki ondan sonra arkadaşlara da bunu tanıtsam dedim. Herhalde onların da çok 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 işine yarar. Çünkü ezber yapmada çok sıkıntı çeken arkadaşlar var. Yorumlarda belirtiyorsunuz ya da tekrar yapmada bir teşvik arayan arkadaşlarımız var. Bu teşvik olması amacıyla bu e, uygulamayı hem Android telefonlarınızı hem de iOS telefonlarınızı ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Çok güzel bir şekilde de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle uygulamamızın ismi Hafız. Yeni çıktığını düşünüyorum çünkü ben bu sabah duydum. Hemen ben de birazcık kurcaladım 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 ne nerede onlara güzel bir şekilde baktım. Ondan sonra dedim ki bunu arkadaşlarımıza ben en iyisi tanıtayım. Ben istifade ediyorum. Bu program gerçekten benim için güzel bir program olacak gibi. Arkadaşlarımızı hem teşvik amacıyla olsun hem de beraber oradan bir şeyler yapalım istedim. Hemen şöyle yan tarafımıza uygulamamızı alalım ve size oradan uygulamamızı göstereyim. Uygulamamızı açtık arkadaşlar. Arayüzü bu şekilde. Kur'an-ı Kerim kısmına giriyoruz. Burada Fatiha suresinden Nas suresine kadar tüm sureler yer almaktadır. Şu tıkladığım kısım var ya sayfa ayet seçilen bu şekilde sayfanın tümünü tekrarlıyor. Mesela ben Fatiha suresini seçtim. Fatiha suresinin sonuna geldiğinde başa gelip tekrardan okuyacak. Ayet dediğimiz zaman hangi ayet seçiliyse o ayeti okuyacak. Seçilen dediği zaman mesela bu Fatiha suresinin başından başlıyoruz. Aşağıya kadar mesela Elhamdülillahi Rabbil Alemin kısmını seçmedik. Direkt Errahmanirrahim Besmele seçili. Mesela bu seçilenler arasında tekrar 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 döngü halinde onu tekrarlayacak. Sonra burada tam ortada gösterilen şey yani şöyle de göstereyim. Sayfanın sağ yüzü ya da sayfanın sol yüzünü gösteriyor. Buradan da Hemen sağ tarafından hızımızı ayarlayabiliyoruz. Şu şekilde kare şeklinde şeye bastığımız zaman sayfayı tam bir şekilde gösteriyor, ayet duracaklarını gösteriyor. Bu şekilde surenin ismini, Mekki mi Medeni olduğu vesaire diye bilgiler ufak tefek de veriyor. Evet, buradaki önemli şeylerden bir tanesi en sağda bulunan ayarlar kısmı. Buradan arkadaşlar fontun büyüklüğünü, küçüklüğünü ayarlayabiliyoruz. Okuma hızımızı buradan ayarlayabiliyoruz. Okumayı takip edersek Mesela şu anda kapattım. Takip ettiğimiz zaman hangi ayetin hangi kelimesini okuyorsa onu sırayla tıkır, tıkır 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 takip ediyor arkadaşlar. Şu anda sadece iki tane okuyucumuz mevcut. Bunlardan bir tanesi Hafız Osman Şahin bir tanesi Ali Tel. Ben Ali Tel'i seçtim. Mesela biraz dinlemek isterseniz hangi sureden mesela buradan biraz okutturalım. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal <laughs> kitabu la rayb <laughs> fih hudal lilmuttakin. Sadagallahu azim. Arkadaşlar bu şekilde gerçekten çok güzel bir uygulama olmuş. Ben de sizlerde görün diye bu uygulamanın tanıtımını yapmak istedim. Ha bir de şu en üstte en üst sağ köşede diyor ya tekrar. İstediğiniz kadar buradan 2, 3, 4, 5, 6 o ayeti ya da sayfayı ya da seçtiğiniz bölümü bu sayı kadar tekrar ettirebiliyorsunuz. İkinci sayfamıza geri dönüp sureler kısmına tıkladığımız zaman da burada Kur'an-ı Kerim'deki sırasına göre sıralanmış. Alfabetik olarak sıralanmak istersek burada Ala, Araf, Abese diye A harfinden Z harfine doğru sıralanıyor. Nüzül sırasına göre sırala dersek ilk inen sureden son inen sureye doğru sıralıyor. Geriye gidelim. Cüzler kısmında da hangi cüzü istersek mesela birinci cüzü açayım. Buradan hangi sayfayı istersek onu açıp o şekilde tekrarımızı yapabiliriz veya ezber yapmak istersek bu gerçekten güzel bir uygulama olmuş. Ben de ezberlerimi tekrar etmek veyahut bir aşırı şerif ezberlemek için bunu kullanmayı düşünüyorum. Bakalım ilerleyen günlerde bir videoma sıkıştırırım. Uzun kullanımı Orada söylerim inşallah. Burada da sayfalar kısmına tıkladığımız zaman hangi sayfaya gitmek istiyoruz, o sayfayı seçip direkt o sayfaya gidebiliyoruz arkadaşlar. Ezber listesine gelecek olursak, burada Ayetel Kürsi, Mülk, Cuma, Felak, Nas surelerini hazır olarak vermiş. Mesela buraya Fetih, Hucurat, Rahman'ı da ekleyip burayı mülakata yönelik ezber listesi olarak oluşturabiliriz. Ben ilk kullandığım için hem şu anda karıştırma modundayım. Ondan dolayı daha önce orayı yapmadım ezber listemi. İlerleyen zamanlarda tekrar ederken falan, kurcalarken bunu muhakkak yapacağım. Arkadaşlar bilgi kısmına da daha fazla bilgi almak isterseniz bu uygulamayla alakalı onunla ilgili bilgi alabilirsiniz. Benim vermediğim ufak tefek ayrıntıları da barındırmaktadır. Arkadaşlar uygulamamız bu şekilde alıp kullanmanızı ezber tekrarlarken bu mesela mükemmel olacağına inanıyorum. Alın bir tane kulaklık. Ben kulak içi kulaklık kullanamıyorum. Pek kulaklarıma güzel gelmiyor ama kulak üstü kulaklık kullanıyorum. Pek abes karşılanmıyor sokakta. Alın herkes müzik dinlerken siz gidin Kur'an-ı Kerim'in ezberinizi tekrarlayın. Mesela bir yere oturdunuz. Bizim Karadeniz'de en meşhur olan ve karşımızda manzara olarak dağ ve deniz var. Denize karşı dinlenmek için oturdunuz. Hafız Ali açtınız. Oradan güzel bir şekilde sizlere okudu. Siz de dudaklarınızla beraber tekrar ettiniz. Gerçekten her yerde erişim için mükemmel bir şey. Mesela yanımıza ne kadar ana, evin anahtarını taşıyorsak muhakkak cep telefonumuzla yanımıza taşıyoruz ve cep telefonunu mükemmel bir yararımız için kullanabiliriz. Neredeyse yani hiç özel olarak vakit ayırmadan tekrar 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 o sayfayı tekrarladığımız zaman onu güzel bir şekilde ezberlerimizi yerine oturtturabiliriz. Bence mükemmel bir şey olmuş. Allah razı olsun diyorum emeği geçen kişilerden, abilerimizden, ablalarımızdan hocalarımızdan. Gerçekten Allah razı olsun diyorum. Bu şekilde önerebileceğiniz uygulamalar varsa diğer arkadaşların görmesi için yorumlar kısmına yazın. Bu uygulamayla alakalı sorularınız varsa aşağıya sorabilirsiniz. Elimden geldikçe cevaplamaya gayret ederim. Bu uygulamanın Android ve iOS versiyonunu aşağı kısma ekledim. Oradan ezber videolarımızı falan da aşağıya ekleyeyim. Ezberlerimizi oradan kontrol edip buna geçirirseniz çok güzel bir şekilde siz de faydalanmış olursunuz. Bu videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda inşallah ve vekillik ve fahriyelik mülakatı nasıl yapılıyor? Bununla alakalı bilgiler vereceğim. O bu haftanın sonuna doğru olacak inşallah yetiştirebilirsem. Tabi ne zaman yetiştirebilirsem en yakın zamanda diyerek videomuzu kapatmak istiyorum. Arkadaşlar buraya kadar dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. İnşallah faydanıza olur. Allah'a emanet olun diyorum. Görüşmek üzere selametle kalın.